Son günlerde tüm dünyanın gözü Brezilya'da. Rio 2016 olimpiyatlarında geçtiğimiz günlerde hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir an yaşandı. Dünyanın en iyi yüzücüsü kabul edilen madalya rekortmeni Michael Phelps, büyük hayranı tarafından sulara gömüldü desek yeri. İşte o anlar. Hayranı olduğu adamı yendi, efsane oldu. Tüm dünyanın konuştuğu Singapurlu yüzücü kahramanını nasıl suya gömdü? Rio Olimpiyatlarına damga vuran hikaye. Bu fotoğraf tam 8 yıl önce çekildi. Soldaki Amerikalıların milli yüzücüsü, onlarca dünya rekoru ve 21 altın olimpiyat madalyası sahibi, yenilmesine imkansız gözüyle bakılan Michael Phelps. Sağdaki ise o zamanlar henüz 13 yaşında olan, yüzmeye meraklı, tam bir Michael Phelps hayranı olan, hatta kahramanı olan Michael Phelps'le tek bir kare fotoğraf çektirmek için 800 kilometre yol giden Joseph Schooling. İşte bu ikili, bu fotoğraf çekildikten tam 8 sene sonra bir kez daha karşılaştı. Rio Olimpiyatlarında bu kez aynı havuzda yüzdüler. Yüz metre erkekler kelebek yüzme finalinde favori tabii ki Michael Phelps'ti. Boynuzun kulağa geçeceğini kimse tahmin edemedi. Yarış bittiğinde herkesin gözü sonuçların yazdığı ekrandaydı. Ve 4 olimpiyat sonra ilk kez bir numarada Michael Phelps'in adı yazmıyordu. Yarışın galibi, 8 sene önce kahramanı Michael Phelps'le fotoğraf çektiren bu çocuktu. Singapurlu Joseph hayranı olduğu Michael Phelps'i geçerek altın madalyaya uzandığı gibi bir efsanenin yok olmasını da sağladı. Yenilmez denilen Michael Phelps'i yendi. Michael Phelps elbette ki son kez katıldığı olimpiyatlarda en iddialı olduğu dalda altın madalya alamadığına üzüldü. Ama genç rakibini tebrik etmeyi de ihmal etmedi. Yani gitti, Joseph Schooling'e sarıldı ve tebrik etti.